Merhabalar, ben Çetin Çetintaş. Bugün Svadhisthana Çakra çalışması yapacağız. Zihnimizde sıkışıp kalmış düşüncelerin, birikmiş niyetlerin, ortaya çıkarılamamış fikirlerin veya engellenmiş yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi için Svadhisthana Çakra kanallarının daha coşkulu ve daha düzgün akabilmesi için bu çalışmayı yapacağız. Birçok şeyi hayatta niyet ediyoruz fakat gerçekleştirmiyoruz ve bir köşede o düşünceler kalıyor. İşte bu noktada Svadhisthana Çakra tıkanmaya başlıyor. Svadhisthana Çakra tıkandığında yaratıcılığımız azalmaya başlıyor. Yeni fikirlerin, yeni niyetlerin ortaya çıkması blokajlanıyor. Bu yüzden bugünkü çalışmanın amacı özellikle hali hazırda yarattığımız düşünce kalıplarının ifade bularak özgürleşmesi ve bu sayede yaratıcı gücümüzün artması ve Svadhisthana çakranın diğer çakralarla daha yoğun ve coşkulu bir ilişki kurabilmesi. Bu çalışmayı 7 gün boyunca uygulamanız gerekiyor. Zihnimizdeki düşüncelerin ifade bulması ve özgürleşmesi için 7 gün boyunca her gün bu çalışmayı yapmalısınız. 7 günden sonra tekrar yeni bir çalışma yapmak istiyorsanız 3 gün ara verin ki zihin önce üzerine yaptığınız çalışmayı teslim edebilsin. Ardından yeniden 7 gün boyunca sıradaki düşünce kalıbı için, sırada sizi ne blokajlıyor, ne engelliyor ve hangi düşünce kalıbında sıkıştınız ve onu serbest bırakamıyorsunuz, bunu görüp bunu serbest bırakabilmeniz için yeniden 7 gün boyunca bu çalışmayı yaparak o düşünce kalıbını teslim edebilir ve özgürleştirebilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Önce kağıdın başına kare, yuvarlak, ters üçgen, yıldız ve yine ters üçgen ama içine yuvarlak çizerek 5 tane şekil çiziyoruz. Yanımıza renkli kalemlerimizi aldık. Renkli kalemler dilediğiniz renkte olabilir. Önemli olan 4'ten fazla renk kullanmanız. En az 5 tane renk kullanmanız gerekiyor. 6, 7, 8 daha fazla da renk kullanabilirsiniz. Bu çizdiğimiz şekilleri tıpkı harfler gibi düşünün. Nasıl ki yazıyla kendinizi anlatıyorsunuz. Bu şekilleri kullanarak kağıdın üzerinde istediğiniz görselleri ortaya çıkarıp kendimizi ifade edeceğiz. Bu şekillerin ne şekilde bir araya geldiği, ne kombinasyonla bir araya geldiği önemli değil. İçinizden nasıl geliyorsa, karenin yarısını turuncuyla yapıp diğer yarısını yeşille yapabilirsiniz. Bu renkleri ne şekilde kullanmak içinizden geliyorsa. Bir kompozisyon yazdığınızı düşünün ama bu şekilleri harf yerine kullandığınızı ve yine aynı şekilde renkleri de harf yerine, belki noktalama işareti yerine kullandığınızı düşünün. Ve içinizden geldiği gibi kendinizi bu şekilleri kullanarak ifade edin. Renkleri özgürce içinizden geldiği gibi kullanabilirsiniz. Neye benzediği veya benzemediğinin bir önemi yok. Önemli olan tek şey şu anda içinizden geldiği gibi kullandığınız şekillerin ve renklerin bir ifade yaratması. Bu şekillerle ve renklerle tıpkı bir arkadaşınıza kendinizi anlatır gibi ya da bulunduğunuz hali paylaşır gibi paylaşın.
ifade ettiğiniz şeyin ne zaman biteceğine siz karar vereceksiniz. Hiçbir zaman bir şey olduktan sonra tamamlanmayacak. Siz ne zaman tamamlanmış hissederseniz, sizin ne zaman çizeceğiniz şekil veya kullanacağınız renkler biterse, o zaman ifadeniz tamamlanacak. Yani elinizdeki malzemeyi yeteri kadar kullandığınızda çalışma bitmiş olacak. Unutmayın ki çalışma siz ne zaman kendinizi yeterince ifade ettiğinizi düşünürseniz o zaman tamamlanmış olacak. Elinizdeki malzemeleri, renkleri, şekilleri doya doya kullandığınızda, artık daha fazla renge ihtiyacınız veya şekle ihtiyacınız olmadığında zihninizdeki düşünce kalıbı ifade bulmuş ve çözülmeye başlamış veya çözülmüş demektir. Ve bu kağıtları saklamayın. Bu kağıtları mutlaka bu çalışmayı yaptıktan sonra ya toprağa gömün, ya yakın, ya da yırtarak çöpe atın. Önemli olan şey burada düşünce kalıplarınıza sahip çıkmanız değil, düşünce kalıplarınızın ifade bulması. Bunu unutmayın. Yaptığınız çalışmadan sonra bugünkü çalışmanıza mutlaka durup şöyle bir bakın. Ne çizdiğinizi, hangi renkleri kullandığınızı mutlaka görün. Sadece kendinizi ifade etmeniz yeterli değil, kendinizi ifade ettiğinizi görmeniz, kendinizi ifade ediş şeklinizi kabul etmeniz de bir o kadar önemli. Keyifli pratikler, namaste.